Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Toplantı gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunmadan önce hafta sonu Irak'ın kuzeyinde dört kahraman Mehmetçiğimizi hain teröristlerin tuzak ve saldırılarında yitirdik. Şehitlerimiz Halil Yıldız, Fırat Güner, İsmail Esmer ve Mustafa Öztürk'e Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, milletimize ise başsağlığı diliyoruz. Değerli basın mensupları, bundan 20 yıl önce 3 Kasım 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceğim diyerek işbaşı yaptı. 20 yılda Erdoğan hükümetleri 2 trilyon 504 milyar lira vergi topladı. Dolar vergi topladı. 131 milyar dolar borç kullandı. Milletin atadan dededen kalan 63 milyar dolarlık malını mülkünü de sattı. Kendinden önce görev yapan 57 Cumhuriyet Hükümeti'nin 79 yılda harcadığı paranın 4 katını sadece 20 yılda harcadı. Önceki 57 hükümet harcadığı her 100 dolarla 714 dolarlık milli gelir yaratırken Erdoğan hükümetleri her 100 dolarla ancak 553 dolar gelir yaratabildi. Toplanan paralar şatafata, israfa, debdebeye gitti. Türkiye beşli çetelere, dolarlı, avrolu gelir garantileriyle bu dönemde tanıştı. Son 20 yılda türlü adlarla 18 tane mali af gördük. Yolsuzlukla mücadele sözü verenler, yandaşların, beşli çetelerin vergi borçlarına bir kalemde çizik çektiler. Koskoca Türkiye'yi kara para aklama makinesine çevirdiler. Dünyanın en büyük kara para aklama makinelerinden biri olduk. Ülkemiz uluslararası mafya ve uyuşturucu baronlarının hesaplaşma alanına döndü. Yoksullukta zirve yapanlar aziz milletimize derin bir yoksulluğu reva gördüler. Çay simit hesabıyla hükümet oldular. Millette çay simit alacak hal bırakmadılar. Şimdi utanmadan, sıkılmadan ellerinde simitle poz veriyorlar, millete simit dağıtıyorlar. Milletimiz yiyecek ekmeği zor bulurken, bunlar saraylarında ejder meyveli smoothie'leri, kornişona sarılı dana rozbifleri midelerine indiriyorlar. İş başına geldikleri 2002'de Türkiye'nin dış borcu 132 milyar dolardı. Bugün dış borcumuz 444 milyar dolar. İş başına geldiklerinde ülkemizde her bebek 1998 dolar dış borçla doğuyordu. Bugün doğan her bebek 5219 dolar dış borçla dünyaya gözlerini açıyor. 2002'de AK Parti işbaşı yaptığında ülkemizde tüketici enflasyonu %29,7 idi. Bugün %85,5. Üretici enflasyonu %30,8'di. Bugün %157,7. Birincisinde dünyada ilk 5 ülkeden biriyiz. İkincisinde dünya şampiyonuyuz. O da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Önce bundan böyle enflasyon daha yukarı çıkmaz dediler. Milletimizi görülmemiş bir enflasyona ezdirdiler. Ardından Nebati Bakan çıktı. AK Parti döneminde kimse beni enflasyona ezdirdi diyemez diyerek millette alay etti. Evet. Aslında bunlar kendi açıkladıkları rakamları bile bilmiyorlar. Kendi açıkladıkları rakamlardan bir haberler. Şu Cumhurbaşkanlığı programı. Bunun 244. sayfasına açacaklar, bir bakacaklar. Gayet açık. Kamu işçilerinin tablo 2'ye 56. Kamu işçilerinin aldığı enflasyondan arındırılmış reel ücret 2003 yılının bile gerisine düşmüş. Memurların aldığı reel ücretler ise ancak 2015 seviyelerinde.
Bugün bu ülkede kendi işçisini, kendi memurunu enflasyona ezdiren ama maşallah bunun hiç farkında olmayan bir hükümet iş başında. Ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği 2018'den bu yana emeğin milli gelirden aldığı pay tepe taklak çakılmış. 2018'de %31'di emek, milli gelirin %31'ini alıyordu. Bugün bu %21'e düşmüş. Erdoğan şahsım rejimi emeğiyle çalışan dar ve sabit gelirleri perişan etmiş. Bugün aziz milletimiz hayata kredi kartlarıyla, tüketici kredileriyle tutunmaya çalışıyor. Önümüz kapkara bir kış. Milletimizin sırtına giyeceği kışlık mont, ayağına giyeceği kışlık bot, alışveriş sitelerinde 36 ay taksitle satılıyor. Sadece son bir yılda elektrik %101, doğalgaz %162, benzin %155, mazot %234 zam gördü. Daha geçen yıl, geçen kış 300 lira gelen elektrik faturası bu yıl 600 lira olacak. Yine 1000 liralık doğalgaz faturası 2620 lira olacak. Hani Alman hükümeti bizi kıskanıyordu ya, Alman hükümeti vatandaşların Aralık ayı doğalgaz faturasını ödemeye karar verdi. Biz de Karadeniz'de gaz bulduk. Siz de bu doğalgazı bu kış milletimize ücretsiz versenize. Bu kış vatandaşımızdan doğalgaz parası almasanıza. Erdoğan ve şürekası milletin doğalgaz faturasını rahatlatmak yerine şöyle bir varsayım yapıyorlar. Bu yıl fiyatlar geçen seneki kadar artmaz. Biz de taş atıp kolumuz yorulmadan enflasyonun Aralık ve Ocak ayında düştüğünü görürüz. Buna da baz etkisi deniyor. Bol bol da kullanıyorlar baz etkisini. Şimdi ben soruyorum. Bu baz etkisiyle vatandaşın elektrik faturası 600 liradan 300 liraya geri düşecek mi? Vatandaşın doğal gaz faturası 2600 liradan, 2620 liradan tekrar 1000 liraya inecek mi? Hayır. Buradan bir kere daha söylüyoruz. Karadeniz'den çıkan doğal gazı hiç olmazsa bu kış bu millete ücretsiz verin. Milletimizi kara kışta pahalılığa ezdirmeyin. Yaparlar mı? Belki seçim korkusuyla yaparlar. Bu da daha iktidara gelmeden genel başkanımızın, partimizin milletimize yaptığı bir diğer iyilik olur. Değerli basın mensupları, yolsuzluğun olduğu yerde yoksulluk, yolsuzluk ve yoksulluğun olduğu yerde de yasaklar olur. 20 yılın sonunda sosyal medyada getirdikleri yasaklar ortada. İşte gençlerin konserlerine getirdikleri yasaklar. Milletin toplantıyla, yürüyüşle, protesto hakkına getirdikleri yasaklar. Emekçilerin grev hakkına getirdikleri yasaklar. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek milletten oy isteyenler 20 yılın sonunda yolsuzlukta, yoksullukta ve yasaklarda Everest'in zirvesine çıktılar. Orada da bunu milletimizin başına bırakıp çekip gitmeye niyetler. Ama kimse merak etmesin. Milletimizin teveccühüyle ülkeyi uçurumun kenarından almak, rahatlatmak, ferah ve refah erdirmek bizlere nasip olacak. Sayın Genel Başkanımız bir süredir çok önemli dış temaslar gerçekleştiriyor. İlkin Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın sayılı üniversitelerine, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezlerine ziyaretlerde bulundu. Dünya çapında Türk bilim insanlarımızı laboratuvarlarında ziyaret etti. Yaptıkları araştırmaları inceledi.
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında gerçekleştireceğimiz bilim, teknoloji hamlesi için oluşturacağımız büyük koalisyonun temellerini attı. Yine geçtiğimiz hafta Sayın Genel Başkanımız bu sefer İngiltere'de bunun girişimci ayağının geliştirilmesi ve finansmanı konularında oldukça önemli temaslarda bulundu. Dünya genelinde 5 trilyon dolarlık yatırımı yöneten yatırım bankalarıyla, dünyanın çeşitli ülkelerinde 100 milyar sterlinlik yeni teknoloji ve risk sermayesi yatırımı olan 14 fon yöneticisiyle, 342 milyar dolarlık fon büyüklüğüyle dünyanın en büyük teknolojik yatırımlarını yapan önemli bir yatırım grubuyla da görüşme imkanını buldu. Bu ziyaretlerin çok önemli ve stratejik bir amacı var. Sayın Genel Başkanımız, ülkemizin, Türkiye'mizin 4. sanayi devrimini kaçırmasına müsaade etmemeye kararlı. Her ekonomik devrimin arkasında iki temel ateşleyici vardır. Bunlardan ilki yeni bir enerji kaynağıdır, ikincisi ise yeni bir iletişim teknolojisidir. Birinci sanayi devriminin enerji kaynağı kömür, iletişim teknolojisi matbaaydı. Biz bunu kaçırdık. İkinci sanayi devriminin yakıtı petrol, iletişim teknolojisi radyo televizyondu. İkinci sanayi devrimini de kaçırdık. Üçüncü sanayi devrimi ise yenilenebilir enerji ve internetle yapıldı. Ne yazık ki biz bunu da kaçırdık. Bu devrimlerin tamamında bir türlü üretici olamadık, hep tüketici olduk. Dördüncü sanayi devriminin ana yakıtı ise işlenmiş bilgi, iletişim teknolojisi ise gerçek ve sanal dünyanın bütünleşmesi olacak. Nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler, yapay zeka, büyük veri, bulut teknolojileri, akıllı robotlar, dijital sanayileşme, dünya bunları konuşuyor, tartışıyor. Dünya üniversite mezunu gençleri nasıl girişimci yaparız? Bunları konuşuyor, tartışıyor. Bunları girişimci haline getirdiğimizde bunların nasıl üretime, şirkete dönüşmelerini sağlarız? Nasıl bunları bir araya getirip büyüklük sorunlarını çözeriz? Dünya yeni bir devrimin içinde. Devrim şu anda yaşanıyor. Dijital ve yeşil dönüşüm tüm dünyada iş tutma biçimlerini değiştiriyor. Ama Türkiye'miz vizyonsuz, metal yorgunu bir hükümetin önceki çağda kalmış siyaset anlayışıyla ve onun korkunç propaganda aygıtlarıyla, türlü algı operasyonlarıyla havanda su dövmeye devam ediyor. Genel Başkanımız Türkiye'yi özgür dünyadan, demokratik ilke ve değerlerden, rekabetçi piyasa ekonomisinden koparmak isteyen bu otokratik rejime dur demek için gece gündüz çalışıyor. Türkiye 85 milyonluk nüfusuyla sahip olduğu genç nüfus avantajı da eşsiz coğrafi konumuyla, dinamik bir iş dünyasıyla büyük potansiyeli olan bir ülke. Bütün bunlara sahip olup da 4. sanayi devrimini kaçıramayız. Dünyadaki fırsatlar orada duruyor. Arz zincirlerinin kopmasıyla, arz güvenliğinin başka ülkelere kaymasıyla bizim bu fırsatları kaçıracak lüksümüz yok. Türkiye 4. sanayi devriminin seyircisi ve tüketicisi değil, mutlaka, tekrar söylüyorum, mutlaka üreticisi olmalı. Orta gelir tuzağından ancak böyle kurtuluruz. Genel Başkanımız bunun mücadelesini veriyor. Bu ülkenin gençleri zenginleşmeyi hak ediyor. Bu ülkenin gençleri özgürce yaşamayı hak ediyor. Bu ülkenin gençleri geleceğinden emin olmayı hak ediyor. Bu ülkenin gençleri gelişmiş ülkelerdeki akranları hangi imkanlara sahipse o imkanlara ve hatta onların çok ötesinde imkanlara sahip olmayı hak ediyor. Ama bu mevcut yönetim anlayışıyla dünyayla rekabet etmemiz, dijital ve yeşil dönüşümü gerçekleştirmemiz, 4. sanayi devriminin küresel ana aktörlerinden biri olmamız
ve gençlerimize hak ettiklerini vermemiz mümkün değil. Onun için büyük bir değişim şart. Ülkemizdeki bu büyük değişim, kral değil kural istiyoruz diyen milletimizin sandıkta göstereceği sağduyuyla başlayacak. Milletimiz 2018'den bu yana kuralın değil kralın olduğu yerde adaletin olmadığını, adaletin olmadığı yerde aşın işin olmadığını yaşayarak, tecrübe ederek öğrendi. Bu ülkede kimin hapse gireceğine, kimin malına, mülküne el konacağına bağımsız mahkemeler karar vermiyor. Sarayın kibirli muhkimi karar veriyor. Ülkemiz uluslararası hukukun üstünlüğü endeksinde 2018'de 109. sıradaydı, şimdi 117. sırada. Birkaç yılda 8 basamak birden düştük. İnsani özgürlük endeksinde 2018'de 107. sıradaydık, şimdi 139 sıradayız. 139. sıradayız. Yani birkaç yıl içinde 32 basamak birden düşmüşüz. Bugün ülkemizde tek bir kişinin dudağından dökülen sözlerle hoşa gitmeyen fikir sahipleri zindanlara atılıyor. Siyasi rehine olarak tutuluyor. Fikirlerin rehin alındığı bir ülkede özgür tartışma ortamı olmaz. Fikirlerin özgürce çarpışamadığı bir yerde hakikatin şimşeği parlamaz. Hakikatin şimşeğinin parlamadığı yerde bilim olmaz. Araştırma, geliştirme olmaz. Nitelikli üretim olmaz. Ekonomi orta gelir tuzağından kurtulamaz. Tıpkı bugün ülkemizde olduğu gibi. Erdoğan 2011'de çıktı, 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz dedi. Milletimize söz verdi, taahhüt etti. 2023'e 2 aydan az süre kaldı. 1990'da ilk 20 ekonomi arasına girmiştik. Şimdi ilk 20 ekonomi arasından düşmemeye uğraşıyoruz. Bu beceriksizliğin daniskasıdır. Erdoğan her bir vatandaşımızın gelirini 2023'te 25 bin dolara çıkarmayı vaat etmişti. Yine bakın şu program, aslında bu program herkes buna bakmalı, çok öğretici. Bu programın başında açtığınız zaman, baktığınız zaman altında kimin imzası var? Recep Tayyip Erdoğan. İşte bu resmi dokümanda diyor ki size 25 bin dolar gelir vaat ettim ama bu 25 bin dolarlık gelir 23 bin dolar olmayacak. 20 bin dolar dahi olmayacak. 15 bin dolar hiç olmayacak. 10 bin 71 doları size veriyorum, öpüp de başınıza koyun diyor. İşte bu otoriter saray rejiminin vatandaşlarımıza çıkardığı çok ağır bir faturadır. Yine Erdoğan 2023'te milli gelirimizi 2 trilyon dolara çıkarma sözünü daha 2011'de vermişti. Ama bu Cumhurbaşkanlığı programı 2023'te milli gelir olsa olsa 867 milyar dolar olur diyor. Yani hadi bakalım, Covid-19 salgını yaşandı. Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Milli gelirimiz 2023'te 2 trilyon dolar olmasın da bütün bunları yaşadığımız için 1 trilyon 900 milyar dolar olsun. Hadi daha da biraz daha da düşürelim. 1 trilyon 800 milyar dolar olsun. Ama şu kitapta söylediğiniz ne ya? 867 milyar dolar. Şimdi çıkıp derler ki bütün dünya şöyle oldu, böyle oldu. Ülkemizin küresel milli gelirden aldığı pay 1980'de, daha 1980'de binde 9'muş. 2022'de binde 8'e düşmüş. Yani 42 yıl öncesinin bile bu iktidar ülkemizin dünya milli gelirinden aldığı payın 42 yıl önce aldığı payın gerisine düşürmüş bu iktidar. Dolayısıyla dünya şöyle, dünya böyle diyecek, dünyanın gerisine düşmüşüz işte. 2000'de imalat sanayimizin yaptığı her 100 dolarlık ihracatın 7 dolar 80 senti yüksek teknolojili ürün ihracatından oluşuyormuş. Bugün bu
2 dolar 80 sente kadar düşmüş. Bunlar devletin resmi rakamları. Değerli basın mensupları, adalet güneşinin solduğu yerde suçluların gölgeleri büyür. Suçluların gölgelerinin büyüdüğü yere de iş ve istihdam sağlayacak, ülkeye yüksek teknoloji getirecek, temiz para gelmez. Tıpkı bugün ülkemize gelmediği gibi. Türkiye 2006'da küresel doğrudan yatırımların, yani ülkede iş ve istihdam yaratacak yatırımların %1,4'ünü alıyordu. Bugün bu yarıya düştü. Bugün artık sadece küresel yatırımların 7%'sini alabiliyoruz. Artık temiz para yerine ülkemize bol bol kaynağı belirsiz kara para giriyor. Bu yılın ilk 8 ayında ülkemize doğrudan yabancı sermaye girişi 6 milyar 832 milyon dolar olmuş. Aynı dönemde ülkemize giren kara para bunun 4 katı. Şimdi biz bu tabloyu sorgulayınca, soru önergeleri verince, konunun peşini bırakmayınca saray tayfasının etekleri tutuştu. Kara paraya makyaj yaparak aklamaya soyundular. Meğerse bugüne kadar turizm ve seyahatten elde edilen gelirleri eksik ölçüyorlarmış. 10 yıldır bunun farkına varamamışlar, şimdi fark etmişler. Dolayısıyla bir miktar turizm gelirlerinden geldi deyip bu şeyden düşüyorlar, net hata noksandan düşüyorlar. Ya güler misiniz, ağlar mısınız? Buna rağmen kara para girişi o kadar büyük ki ne yapsalar bu minareye kılıf geçirmek mümkün olmuyor. Bu kaynağı belirsiz paralar kimin parası? Hırlının mı, hırsızın mı? Rüşvetçilerin mi, uyuşturucu baronlarının mı? İktisatta bilinen bir kuraldır. Kötü para iyi parayı kovar. Kara para da temiz parayı kovar, kara sahibini de peşinden getirir. Ne diyordu Erdoğan? Paranın rengi nedir? Dini nedir? Hiç sormadık. Çünkü paranın rengi dini yoktur. Para paradır. Erdoğan bu anlayışıyla ülkeyi parayı verenin düdüğünü çaldı, isteyenin istediğini yaptı, vahşi batıya çevirdi. Türkiye'nin alışveriş merkezlerinde, restoranlarında, sokaklarında uluslararası mafya hesaplaşıyor. İşte dün dehşet verici bir haber. Türkiye sarsıldı. Sırp mafyası ülkemizde infazlar yapıyormuş. Polis de cesetleri bulmak için orayı buraya kazıyormuş. Şu içine düşürüldüğümüz hale bir bakın ya. Ülkemizi ne hale getirdiler? Suudiler geliyor. İstanbul Başkonsolosluğu'nda muhalif bir Suudi gazeteciyi katlediyor. Başkonsolosluğun bahçesini mezarlığa çeviriyor. Sırp mafya grupları İstanbul'da infazlar yapıyor. Villaların bahçelerini mezarlığa çeviriyor. Ve koskoca İstanbul cellatların, uluslararası mafyanın asri mezarlığına döndü. Uluslararası uyuşturucu baronlarının ikamet adresi oldu. Ülkeyi yönetenlerden tık yok. Uyuşturucu kullanımında da İstanbul dünyanın önde gelen metropollerinden biri. Önemli bir akademik çalışmaya göre İstanbul dünya metropolleri arasında değişik uyuşturucu türlerinin en çok kullanıldığı ikinci dünya şehri. Şimdi genel başkanımız bu hakikatleri dillendirdi. Önce başta fotoğraman siyasi figürler suçluların telaşıyla ortalığı velveleye verdiler. Ama bu son skandal bile genel başkanımızın ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardı. Ülkemizde ne yazık ki parası olana her türlü suç işleme özgürlüğü var. Çünkü para paradır diyen bir yönetim iş başında. Bu yönetimin elinde kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanında stratejik açıkları bulunan ülkeler arasında sayılıyoruz. Üyesi olduğumuz mali eylem görev gücü, dünyada terörizmin finansmanı ve para aklamayla ilgili, önlenmesiyle ilgili kriterleri belirliyor, denetliyor.
ülkemizi gri liste olarak bilinen yüksek gözetim altındaki ülkeler ligine aldı. Burada tutuyor. Bu ligde kimler var? Burkina Faso, Haiti, Güney Sudan, Tanzanya, Suriye, Kamboçya, Uganda. İşte Türkiye bu ülkelerle beraber, Türkiye'nin adı bu ülkelerle beraber anılıyor. Ülkeyi ne hale düşürdüklerine bakın. G20 üyesi olup da, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı üyesi olup da, Mali Eylem Görev Gücü üyesi olup da bu gri listede olan bir tane ülke var. O da Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye. Yani böyle mi küresel finans merkezi olacağız? Bina yapmakla, binalar üzerinden rant devşirmekle finans merkezi olunmaz. Finans merkezi olmak için önce hukukun üstünlüğü gerekir. İyi yetişmiş, liyakatli insan gücü gerekir. Kara parayla mücadele gerekir. Ben bir parantez açayım bu arada. İngiltere'de dinlediğimiz yatırımcılar bize şunu söylediler. Türkiye'nin gri listede olması nedeniyle Türkiye'de iş yapmakta, Türkiye ile iş yapmakta zorlanıyoruz. Bankalardaki işlemlerimiz diğer ülkelerin bankalardaki işlemlerine göre daha yavaş cereyan ediyor. Çünkü bankalar, siz gri listedesiniz, bu paranın menşei nedir? Araştırmak zorundayım diyorlar diyor. Yani gri listede olmanın milletimize bir maliyeti var. Buradan söylüyoruz. Seçimden hemen sonra ilk işimiz bu ayıba bir son vermek olacak. Kara paraya ve kara para sahiplerine amansız bir savaş açacağız. Bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına, mafyaya ve onun işbirlikçilerine dar edeceğiz. Ülkemizin bugün küresel standartta büyümesinin önünü temiz parayla açacağız. Genel başkanımız bunun hazırlığını yapıyor. Biz bu ülkeden beşli çeteleri de, uluslararası ve yerli mafyayı da, rüşvetçileri, kirli yozlaşmış ilişki ağlarında temizlemekte kararlıyız. Bu ülkenin gençlerine tertemiz bir gelecek bırakacağız. Bizim hayalimizdeki Türkiye, dünyadaki yenilikçi kaynakları hızla kendine çeken, refah seviyesini hızla arttıran, gelirin adil paylaşıldığı, sosyal adaletin sağlandığı bir Türkiye. Tüm Türkiye Kasım sonunu, Aralık başını beklesin. Genel Başkanımız uzun süredir üzerinde yoğunlaştığı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacak. Ve Türkiye yepyeni bir ufka yelken açacak. Aziz milletimiz, kıymetli yurttaşlarımız, önümüzdeki seçim sıradan bir seçim değil. Önümüzdeki seçimde iki Türkiye arasında tercih yapacağız. Bir taraftan özgürlükten yana olan demokratlar, yani biz olacağız. Diğer taraftan Türkiye'yi, diğer tarafta Türkiye'yi Kuzey Kore'ye, Venezuela'ya benzetmeye çalışan otokratlar olacak. Bir tarafta tüy bitmedik yetimin hakkına sahip çıkan Bay Kemaller olacak. Diğer tarafta kara parayla semiren beşli çetelerin hamileri olacak. Bir tarafta helalinden para kazanan milletin asil evlatları olacak. Diğer tarafta kara parayla servetlerine servet katan, gemicikleriyle milyarlarca doları vergi cennetlerine kaçıran saray mahkumları olacak. Biz şundan çok eminiz. Türkiye sırtına tüneyen, Türkiye'nin sırtına tünediği için kendini dev sanan cüceleri bu seçimde artık sırtından atacak. Medeniyet ve refah yolunda dev adımlarla koşmaya başlayacak. Bundan hiç şüphemiz yok. Türkiye'miz güzel ve kudretli bir ülkedir. İnsanlarımız çok çalışkandır, zekidir. Dünyanın her yerinde bu ülkeyi seven, kalbi ülkesi için atan yurttaşlarımız vardır. Artık zaman, karanlığı hep beraber yırtıp atma zamanıdır. Kendi içimizde de, tüm komşularımızla huzur içinde yaşama zamanıdır. Ekmeği, aşı, işi hep beraber büyütme zamanıdır. Aşımızı, ekmeğimizi hakça paylaşma zamanıdır. Onun için çağrımız milletimize. Katılın bize. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim.
Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. İlk olarak onları aktaracağım. İlk soru ATV'den geldi. ATV'nin sorusu şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'ye temiz para bulmaya gidiyorum dedi. Geçmişte ise tefeciler diye eleştiriler yapmıştı. İngiltere'nin gri listede yer alma sorusunu bilmiyorum diyerek de yanıtı bıraktı. Sizin bu olaya ilişkin bir yorumunuz olacak mı? Yani bu soruyu soran bir basın mensubu, herhalde bir basın mensubu değil, olsa olsa bir troll. Genel başkanımıza bu basın kuruluşunun muhabiri Londra'da güya soru soruyor. Ama bakıyorsunuz korsan bildiri okuyor. Havuz medyası İngiltere'yi kara para aklamakla suçluyor. Genel başkanımız da İngiltere'nin gri listede olduğunu bilmiyorum diyerek bu soruyu soran muhabirle dalgasını geçiyor. Havuz medyası görmek isterse FATF'ın listesi ortada. Gri listede olan tek G20 ülkesi, tek OECD ülkesi, tek FATF üyesi ne yazık ki Türkiye. Anlaşılan havuz medyası bunu anlamıyor. Ya da gerçekten anlamak istemiyor. Artık işi o kadar azıttılar ki genel başkanımızın orada vermiş olduğu cevabın başının sonunu kesiyorlar. Algı operasyonu çekmeye, komplo yapmaya kalkıyorlar. Ya, gazeteciliğin ahlakı vardır. Bu yapılanın adı gazetecilik değildir. Olsa olsa tetikçiliktir. Efendim bir sorum da benim olacaktı. AK Parti geçtiğimiz hafta başörtüsüyle ilgili TB100 değil mi? Evet. Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili muhalefetle görüştü. Bu kapsamda HDP ziyareti de oldu. Ancak bu ziyaret AK Parti içinden de tepkilere neden oldu. Hatta AKP, MKYK üyesi kapatılması gereken bir parti ise onlarla niye anayasa konuşuyoruz dedi. Yine AK Parti Şanlıurfa milletvekili de HDP legal bir parti, görüşmemek abes olur dedi gelen kendi parti içinden gelen tepkilere. Sizin bu konudaki yorumunuz ne olacak? Biz baştan itibaren söylüyoruz. Aziz milletimizin oyuyla seçilip parlamentoya gelen her partiyle görüşmek demokrasinin gereğidir. Ancak siyasette tutarlı olmak da bir başka önemli haslettir. Siyasette nerede soyunduysanız orada giyineceksiniz. Ama anlaşılan Erdoğan'ın referandum yapabilmek için gözü dönmüş vaziyette. Çakma orbanlığa özeniyor. Referandum sandığıyla millete çektirdiklerini unutturmaya çalışıyor. İki sandık getirecek, öbür sandıkta milletin çektiklerini millet unutacak zannediyor. Tekrar söylüyorum. Çok güzel bir sözümüz var. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Çakma orbanlık, Müslüman mahallesinde salyangoz satmak bu ülkede sökmez. Bu arada daha geçtiğimiz hafta bu partiye demediğini bırakmayan Bahçeli'nin yarın neler söyleyeceğini de merakla bekliyoruz. Şunun bir kez daha altını çizmek isterim. İnsan hakları konusunda referandum olmaz. Türkiye'de kadının ne giyip ne giymediğine müdahale edilmesini önleyen kanun teklifimiz mecliste. Türk kadınının kendisine yakışan neyse serbestçe onu giyebilmesi konusunda bu iktidar, bu hükümet eğer samimi ise gelsinler bir günde bu yasayı çıkartalım. Efendim bir soru da A Haber tarafından yönlendirildi bize. A Haber'in sorusu da şöyle. AK Parti'nin başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi MYK'da gündeme geldi mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki tutumu ne olacak? Şimdi bu konuda grup başkan vekillerimiz zaten gereken cevabı verdiler. Dolayısıyla bu konu MYK'da Merkez Yönetim Kurulumuzda gündeme gelmedi.
Teşekkür ediyorum arkadaşlar.